Atıştırma zamanı. Dongu mu çaldın? Makarnayı getirdim. Ve ben de domatesleri. Umarım herkes açtır. Aa, evet. İşte geliyor. İyi ki makarna seviyorum. Kim sevmez ki? Makarnaya bayılıyorum. Ve tatlı içinde kendi acımdan taze portakallarımız var. Ha! Kedicik ninja! Ha! Ayıcık leziz. O portakal bana ait. Hadi. Bu hayatımda yediğim en iyi portakaldı. Bu konuda sana inanıyorum. Kendi yetiştirdiğin meyvenin tadı hep iyi oluyor. Ve bir şeyler yetiştirmek çok eğlenceli. Eğlenceyi severim. Ve daha çok eğlen de daha çok iyidir. Gummy bahçıvanlık zamanı. Peki ne yetiştireceksin? Benim gibi portakal mı? Yoksa benim gibi domates mi? Ben makarnaya bayılıyorum. Yani makarna bitkisi yetiştireceğim. Makarna bitkisi mi? Kuyruğum bunu sevmedi. Makarna bitkisi yetiştiremezsin. Bu imkansızdır. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansızın sızını alıp ı koyarsan imkan olur. Öyle değil mi? Ayrıca yeşil baş parmağım var. Ve onun yanında da yeşil bir bedenim. Bunu düşünürsen her şey mümkündür. Sen orada ne arıyorsun? Makarna tohumlarını. Ama tabii ki de makarna tohumu diye bir şey yoktur. Bir sonraki diyeceğin çikolata yumurtalarının çikolata tavuklarından çıkmadığı olacak. Şalgam. Brüksel lahanası. Yabani havuç. Soğan. Ve patates. Ve Haberler çok kötü çocuklar. Sanırım bütün makarna tohumlarımız bitmiş. Peki ben şimdi ne yapacağım? Harika bir fikir. Ne? Bana bu lazım. Harika bir fikir. Durun. Saçıma kıvırcık yap ve bana Einstein de. İşte bir tane buldum. Neymiş o? Bu tohumları biraz makarnayla karıştıracağım ve sonra birlikte ekeceğim. Belki makarna bitkisi olarak çıkarlar. Bence o şekilde olmuyordur. Sonucu görene kadar vazgeçmeyeceğim. Bırak yapsın Harry. Eğer bu saçma fikri unutmasını sağlayacaksa bırakalım denesin. Makarna ağacı, makarna ağacı. Biraz makarna ek göreceksin. Makarna ağacı, makarna ağacı. Biraz makarna ek göreceksin. Makarna ağacı, makarna ağacı. Sanki sihir gibi düşün demiyor. Tohumlarla makarnalar karışsın. Sonra tencereye koy, işte tarifim. Güzelce sula, ilgilen ve sev. İnan bu yeterli olacaktır. Makarna ağacı, makarna ağacı. Biraz makarna ek göreceksin. Makarna ağacı, makarna ağacı. Sanki sihir gibi düşümde büyüyor. Belki karışık makarna tohumlarına biraz yardım gerekiyordur. Şu dağınıklığa baksana. Gami'nin Çin dükkanındaki yabani ot biçme makinesini test ettiği zamanki kadar kötü. Oo, işte bu olamaz. Hala büyüyen makarna yok. Aa, çok üzüldüm Gami. Harika bir fikir. Tabii. Sana gereken bu. Harika bir fikir. Hayır çocuklar, aklıma başka bir fikir geldi. Şimdi gidip makarnamı normal bir ev bitkisiyle birleştireceğim. Ona biraz ilgi göstereceğim ve eminim bir makarna bitkisine dönüşecek. Aslında... Kedicik! Ninja! Oh.
bahçıvanlığın acı verici olduğunu bilmiyordum. Sağ ol Harry. Bitkinin zarar görmesini istemezdik. Ve gömü zamanı. Çok üzüldüm Gummy. Peki ben makarnayı nasıl yetiştireceğim şimdi? Her şeyi denedim Kala. Neredeyse her şeyi denedin. Belki tek gereken biraz sihirdir. Gözden kaçırdığın bir şey var mı? İnternetten bir kontrol edeyim. Olamaz. Onu hayal kırıklığına uğramış görmeyi sevmiyorum. Keşke gerçekten makarna bitkisi yetiştirmenin bir yolu olsaydı. Harika bir fikir. Fikrin mi var yoksa fikir mi gerekiyor? İkisi de. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Başım döndü. Bir kavanoz balla ne yapacaksın? Ne olacak? Makarna yetiştirmede kullanacağım tabii. Olamaz. İşte yine başlıyoruz. Uyan hadi. Kalksana. Gummy, Gummy, uyan hadi. Gelip bitkini görmelisin. Bitkini mi? Hadi, hadi gidelim. Hey, beni bekle. Bu yeşil bombastik. Plan kusursuz şekilde işliyor Kala. Bu makarnanın tadı resmen bal gibi. Bunun anlamını çok iyi biliyorum. Makarnayı bitkiye balla yapıştırmadık. Tabii ki yapıştırdınız. Makarna bitkisi diye bir şey yoktur. Yani hadi oyalanmayı kesip leziz bir şeyler ekmeye gidelim şimdi. Çikolata bitkisi gibi. Bu kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Tamam o zaman. Parti zamanı. Bana gömü derler. Yeşil bir ayıyım. Tontiş minnoş yumuş yumuş yeşil bir ayıyım. Bana gömü derler. Yeşil bir ayıyım.